Bu video Sigma'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Yurt dışında uygun fiyata eğitim için açıklama kısmını kontrol edin. Kardeşim konuşa konuşa anlaşmak varken nedir bu tantana? Vallahi Turgut ben de senin gibi düşünüyorum ama sizin generaller nefes aldırmıyor ki. Ya bırak sen onları. Söyle bakayım bana nedir derdiniz? Derdimiz ezilen Kürt milletinin acıları. Ne olmuş oğlum Kürtlere? Ne olacak? Güneydoğu'da Türklerin sömürgesi halinde yaşıyorlar. Dışlanıyorlar, hakarete ve şiddete uğruyorlar. Lan oğlum ne sömürgesi? Ne ezilmesi? Karşında Kürt bir cumhurbaşkanı var. Ya anne tarafından Kürt olunmaz Turgut. Senin o ataerkil fikirlerinin ta... La Turgut iyi misin? Ha siktir gidiyor Kürdistan. Ortalama 50 yılını devirmek üzere olan PKK'nın günümüzde hala Türkiye üzerindeki etkisi rahatsız edici bir seviyede devam ediyor. Her ne kadar lidersiz olan örgüt 99'dan beri tam anlamıyla toparlanamasa da açılım süreciyle bu eksikliklerini giderdiler. Kurulduğu günden itibaren nihai görevi Türkiye'nin doğusunda bir bağımsız Kürdistan kurma hayali olan PKK bu süreçte her türlü pisliğe el atarak zafere gidilen yolda çekilen çilede yavşaklıkta mübahtır kafasında hareketine devam etti. İlk başta bir avuç çapulcu olarak adlandırılan PKK zamanla Türkiye'nin güvenlik, turizm ve ekonomik alanlarını etki ederek ülkenin başına bela olmuştur. PKK gölgesini ve illegal işlerini Güneydoğu'ya öyle bir empoze etmişti ki bölgede büyük bir pudra şekeri ağı oluşturarak kendisine bir fon oluşturmuştu. Bölgedeki etkileri o kadar rahatsız ediciydi ki başta askeri personeller olmak üzere devlet görevlilerinin büyük bölümü bölgeyi sürgün yeri olarak değerlendirerek paranoyak bir hayat yaşıyorlardı. Ben demiyorum ha, tüm General Osman Pamukoğlu diyordu. Yani Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin ortak sorunu olan Kürt sorunu o denli bir hal almıştı ki PKK adeta bu sorundan beslenerek 3. dereceden obez olmuştu. Fakat yaşanan gelişmeler Kürt sorununu Türkiye'nin bir iş sorunu olmaktan çıkararak bölgesel hatta uluslararası bir sorun olma özelliği kazandırmıştır. İşte bu uluslararası mesele Amerika'nın öncülüğüyle PKK'nın güçlenmesine sebep olmuştur. Türkiye her ne kadar olaya ilk başta Fransız kalsa da PKK terörüyle karşı karşıya kalmasıyla olayın ciddiyetini kavramış, bu doğrultuda harekete geçmiştir. Ama kimi hükümetler PKK'ya silahla cevap vermek yerine masaya oturmayı teklif edince PKK resmi olarak tanındığını düşünerek bu girişimlere olumlu cevap vermiştir. Dilerseniz PKK'nın tarihine ve hükümet örgüt görüşmelerinin tarihine yani çözüm süreci versiyon 1'e yolculuk yapalım. Ne? Bu bilgilere erişmek için ne kadar mı borcum var? Kanala abone olman yeterli dostum. PKK terör örgütünün doğuş kuruluş temellerinin uzantısını ta Osmanlı dönemine kadar götürmek mümkündür. Yani iddia edildiği gibi Kürt meselesi Atatürk döneminde değil, ondan çok çok öncesinde ortaya çıkmıştır. İlk Kürt isyanlarından başlayan toplumsal hareket, tarihsel süreç içerisindeki gelişmelere bağlı olarak edindikleri siyasi, sosyo-kültürel alışkanlıklar ve birikimler ile dış odakların akıl hocalıkları örgütün bugünlere gelmesindeki ana temellerini oluşturmuştur. Örgütün spamlanmasına kadar olan sürecin en önemli olaylarından biri de 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi bünyesinde TBMM'ye giren ve daha sonra bu partiden ayrılan ayrılıkçı Kürt aydınları tarafından 1969 yılında ortaya çıkan devrimci Doğu Kültür Ocakları'dır. Bu yapının önemli isimleri 12 Mart 1971 Muhtıra döneminde tutuklanmıştır. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan işte bu ayrılıkçı Kürtçü yapı sürecinde ortaya çıkanlardan birisidir. Apo bu anlattığımız dönemlerdeki girişimlerin ortaya çıkardığı etkilerin sonucu ve yaşanan süreçlerin devamıyla PKK terör örgütünü kuracaktı. Örgüt sırasıyla 1972 yılında fikir oluşumunu, 73 yılında öncü kadro fikrinin gelişmesini, 75 yılında öncü kadronun oluşumunu ve 1978 yılında da kuruluşunu tamamlayarak gayri resmi bir şekilde varlığına devam edecekti. Fakat PKK üyelerinin 1979 yılında tutuklanmaya başlamasıyla Öcalan Suriye'ye kaçmıştı. O dönem Suriye diktatörü Hafız Esad ve Suriye gizli servisi El Muhaberat Öcalan'ın korumalığını yaparak PKK'yı bünyesinde tutuyordu. Söylenenlere göre CIA PKK'ya yapılanma eğitimi, Öcalan'a ise liderlik konusunda info veriyordu. Bunun dışında Suriye ve Filistin ordusu PKK'ya profesyonel eğitim vererek örgüte güçlü bir kimlik kazandırmaya çalışıyordu. Kardeşiniz Filistin. Bu süreç devam ederken PKK felsefesini ve ruhunu ırkçı milliyetçi görüşe, işbirlikçi role ve temelde Marksist-Leninist ideolojiye dayandırdığı, gerilla taktik ve tekniğini uygulayan bir yapı üzerinde teşkilatlandırıyordu. Örgüt eğitimini sürdürürken Öcalan ve ekibi yeni bir strateji belirleyerek Mao Zedong'un geliştirdiği uzun süreli halk devrimi üzerinde çalıştı. Amaç basit ama etkiliydi. Türkiye'nin doğu bölgelerinde kolluk kuvvetinin olmadığı kırsal alanlara yerleş, gücünü toparla ve başta köyler olmak üzere şehirlere saldırılar gerçekleştir. Böylece devletin güvenlik güçleri bölgede sosyal, ekonomik, politik ve askeri açıdan büyük darbe yiyerek bölgeden arındırılacaktı. Yani doğuda devletin işlevi ve etkisi azaltılacak, bu fırsatta da PKK burada Kürt devleti kuracaktı. Tabi bu hayali Kürdistan projesi Türkiye ile sınırlandırılmayacak ve Büyük Kürdistan fikirleriyle Orta Doğu'nun merkezine yerleşecekti. Apo'nun benimsediği bu strateji öyle bir iki yılda meyvesini verecek bir program değildi elbet. Zaten PKK da bunu bile bile uzun süreli halk devrimine başvurdu. Artık her şey hazırdı. PKK terör örgütünün milis güçleri HRK'de oluşturulmuş, hatta başına komutan bile atanmıştı. 1984 yılında örgüt Şemdinli Eruh baskınlarıyla Türkiye'yi terörle tanıştırmıştı. Tabi Türkiye bu sürece aşırı derecede hazırlıksız yakalandığı için PKK ilk etapta etkili olmuştu. Zira 3-5 çapulcu diye adlandırılan örgüt kaçakçılıkla mücadele için kurulan karakollara saldırınca kolluk kuvvetlerinin eli ayağı bağlandı. Köyleri basarak terör estiren PKK devletin yokluğunu fırsat bilerek bölgede pudra şekeri ağı bile oluşturmuştu. Artık terörist başı Apo büyük paralar kazanan bir baron olmuştu. Peki bu süreçte Türk hükümeti neler yapıyordu? Semra Hanım, Turgut'un balıklama atlayışına bak. Hop!
İşte 1,5 yıllık Turgut Özal kabinesi olaylara aynen böyle yaklaşıyordu. Zira Özal Şemdinli ve Eruh baskınıyla Bakanlar Kurulu'nu toplamak yerine Bodrum'a tatile giderek örgütü önemsemediğini göstermek istemiştir. Özal PKK meselesinde çok önemli bir isimdi. Zira Güneydoğu sorunu olarak dillendirilen Kürt sorununu ilk defa konuşan isim Özal'dı. Özal PKK saldırılarını ciddiye almak, onları adam yerine koymaktır diye bu saldırıyı 3-5 çapulcunun ayaklanması diye yorumluyordu. Ayrıca hükümetin terörden daha da önemli bir meselesi vardı. O da 80 darbesinin getirmiş olduğu içine kapanık Türkiye'deki askeri vesayetti. Özal Türkiye'yi sivilleştirmeye yönelik girdiği mücadelede ilk etapta PKK'yı fazla ciddiye alamadı. Zaten Özal'a göre Bakanlar Kurulu, yani kendi kabinesi, onu, yani başbakanı değil Kenan Evren'i dinliyordu. Evren Paşa'nın gölgesi Özal kabinesinin tam üstündeydi. Bunun dışında Özal'ın PKK meselesinde laçka davranması Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'i fazlasıyla rahatsız ediyordu. Öyle ki Süleyman Demirel bu konuda sürekli Özal'ı eleştiriyordu. Özal ise bir numaralı gündemini başbakanlık döneminde hiçbir şekilde PKK olarak ilan etmiyordu. Onun yerine içine kapanık asosyal Türkiye'yi dışarıya tanıtıyordu. İhracata yöneliyor, Amerikancı ekonomi fikirlerini sağ sola empoze ediyordu. Askerin karşısında şortla çıkıyor, yüzleri asık siyasetçilerin arasında kahkahayı patlatıyordu. Dış politikada hatları kesilmiş Türkiye için Amerika'yı, Çin'i, hatta Rusya'yı ziyaret ediyordu. Turgut Özal özellikle Rusya'daki köklü üniversitelerden oldukça etkilenmişti. Ne? Siz de bu harika üniversitelerde yüksek mi çürütmek istiyorsunuz? O zaman sponsorum Sigma Danışmanlık'tan bahsedeyim. Sigma Danışmanlık, yurt dışında istediğiniz üniversite bölümünü sınavsız okumanız için aracılık yapan çok işlevli bir danışmanlık grubudur. Sigma ile lise diplomanızda Rusya'nın en prestijli üniversitelerinde kültür puanlarınıza devasa artılar sağlayabilirsiniz. Rusya'daki muazzam üniversiteler sayesinde hem dünyada dilediğiniz ülkede çalışma şansı, hem de üniversite eğitiminiz bittikten sonra Türkiye'den denklik alma imkanı yakalayacaksınız. Sigma Danışmanlık hizmeti sayesinde danışmanlar kalacağınız yurdu, okulu, ulaşım planlanmasını, kısaca ihtiyacınız olan her şeyi sizin adınıza ayarlayarak eğitim hayatına 1-0 önde başlamanızı sağlıyor. Hem de 90+2'de. Ucuz yurt imkanı, prestijli üniversiteler gibi bu efsane özellikleri Türkiye'de ortalama bir üniversite fiyatının yarısına sahip olacaksınız desem, ne tepki verirsiniz? Harika haber değil mi? Peki işe Yusuf Kayal farkını da ekleyerek bizden gidecek olan her bir izleyicimiz için ekstra $200 indirim olursa nasıl olur? Estağfurullah dostum, eli pülecek yaşta değilim. Hadi eğitim hayatınızı adım yerine deparla değiştirmek için Sigma yurt dışı danışmanlık ile iletişime geçin. Ve hayalinizdeki eğitimi almak için ilk adımı atın. Detaylar açıklama kısmında. Turgut Özal'ın hükümetine dönelim. Tabii hükümet kendi içerisinde askeri vesayetten kurtulmaya çalışırken PKK boş boş oturmadı. Saldırılarını ve şiddetini 87'den sonra daha fazla arttırdı. Bu sebeple daha önceden kurulan koruculuk sistemi güçlendirildi ve 11 ilde OHAL ilan edildi. 90'ların başına kadar PKK büyümeye ve terör saldırılarını sürdürmeye devam edecekti. 80'lerin sonunda Türkiye'de tekrar Özal havası esiyordu. Zira onlar küçük Özal'ı yesin diyen başbakan artık reisi cumhur olmuştu. Turgut Özal cumhurbaşkanı olunca başkomutan triplerine girerek orduyu azarladı. Ona göre TSK PKK'ya karşı çok geç önlem almıştı. Her ne kadar Süleyman Demirel'e göre bunun suçlusu Turgut Özal olsa da, Cumhurbaşkanı PKK için yeterince caydırıcı önlemler olmadığını itiraf etmişti. Terör sorunu o kadar farklı bir hal almıştı ki Turgut Özal 1990 yılında yaptığı bir toplantıda şu triplere girmiştir. Türkiye'de Kürt sorununu çözebilecek tek siyasetçi benim. Nasıl efendim? Çünkü Kürdüm ben kardeşim. Nasıl yani? Ya bizim valideler işte Malatya'nın Kürtlerinden. Enteresan. Yani kıl yumağı apo havalara girmesin ben Kürtlerin hakkını savunacağım diye. Biz burada bostan korkuluğu değiliz. Senin var ya soyunu sopunuz. Turgut Özal daha sonrasında Türkiye'de bir Kürt meselesi yok, maddi sorun var diyerek olayı ırksal bir temelde yorumlamadı. Maddi kalkınma yapacağını ve böylece Güneydoğu'ya gerekli önemin verileceğini vurgulayan Özal, burada iş imkanı da sağlayacağını vaat ederek olaya çözümser yaklaştı. Fakat Körfez Savaşı'nın başlamasıyla bölgeye Amerika'nın girmesi ister istemez PKK'yı daha güçlü yaptı. Irak'ta Kürt Federasyonu da kurulunca Türkiye'nin PKK'nın etkin olduğu alanlara müdahale etme yetkisi kısıtlandı. Bu dönemde SHP Kürtçe yasağını kaldırmak isteyince Özal bölücülük olur diyerek bunu kabul etmiyor. Ama ABD baskı yapınca Kürtçeyi serbest bırakıyor. PKK'nın daha da güçlenmesiyle Turgut Özal artık güvenlikçi bir kafa yarını özgürlükçü takılarak yeni reformlar planladı. Ona göre her şey masada çözülecekti. Fakat bu çözüm süreci versiyon 1'in zemininden başka bir şey değildi. Mesela 1992 yılında İstanbul'un ortasında yapılan Nevruz kutlamalarında apaçık PKK'nın isimleri kahramanlaştırılıyordu. Yaklaşık 13 bin kişinin katıldığı ve alenen terör örgütü propagandası yapılan bu etkinlikte güvenlik güçleri hiçbir şey yapmadı. Tabii doğuda durumlar farklıydı. Orada şiddetin daha fazla olması ve Jitten faktörü gibi nedenlerden dolayı müdahale sert ve etkili oldu. Ama işin sonunda çözüm süreci versiyon 1 resmen başlamıştı. Aynı yıl Talabani ve Barzani Ankara'ya davet edilmişti. Turgut Özal'ın hesabına göre Türkiye Amerika'ya destek olacak, Irak bölünecek ve Federal Kürdistan kurulacak. Bunun karşılığında da çok sevdiği Amerika Birleşik Devletleri Musul ve Kerkük'ü Türkiye'ye verecek. Yani Özal bir koyup üç alacağız diyordu. Hatta Orgeneral Necip Torumtay'a bölgeyi işgal edersek kaç kaybımız olur diye soru sorup 30 ila 40 bin asker cevabını alınca bu fikirden vazgeçmişti. Turgut Özal'a göre Kürt sorunu silahla değil, ekonomik ve demokrasiyle çözülür. O da 5-10 yıl sürerdi. Abdullah Öcalan ilk başta Turgut Özal'ın görüşme ayağına dümen yaptığını düşünmüştü. Hatta bu durumla ilgili Öcalan şöyle
demiştir. Özal bu işi gerçekten çözmek istiyordu. Bana ilk haber gönderildiğinde bu işi çözelim, çözmek istiyorum diyordu. Ben buna fazla ihtimal vermiyordum, bu bir oyundur diyordum. Fakat olaya Talabani girince Apo işi ciddiye aldı. Hatta söylentilere göre Turgut Özal Apo'ya altın bir kalem göndererek bu işi diplomayla çözelim mesajı vermiştir. Abdullah Öcalan da paranoyak bünyeyi terk ederek duruma olumlu yaklaşmıştır. Bu yüzden Özal Talabani aracılığıyla Öcalan'la görüşmeyi kabul ediyor. Öcalan bu fırsattan istifade ederek ateşkese hazırım deyince Özal bunu açık açık söylesin diyor. Bunun üzerine de Öcalan tek taraflı ateşkes açıklaması yapıyor. Fakat bu süre zarfında Başbakan Demirel ile anlaşamıyorlardı. Ateşkes bitmek üzereydi ama Turgut Özal biraz daha zaman isteyerek HDP'nin atası olan Halkın Emek Partisi'nden vekilleri Beka Vadisi'ne PKK ile görüşmeye göndermişti. İşte bu ortamda Turgut Özal af çıkarmayı düşünerek silah bırakanlara yeni bir fırsat sunuyor. Hatta eyalet sisteminden bahsediyordu. Bunun üzerine JITEM'in komutanı Cemer Sever ve birçok komutan durumdan şikayetçi oluyor ve devlete küsüyordu. Abdullah Öcalan için ise durumlar oldukça olumluydu. Ta ki... Gitti çözüm süreci. Ne yapacağım lan ben şimdi? Hop gel lan buraya. Turgut Özal'ın ölümüyle ateşkes de bitiyor ve PKK saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor. Devlet PKK görüşmelerinde AK Parti dahil Turgut Özal'ın ayrı ve önemli bir yeri vardır. Öcalan bugün bile Özal'ı ayrı bir yere koyuyor ve onun çizgisinin sürdürülmesini muhataplarından istiyordu. Turgut Özal'dan sonra Tansu Çiller de her ne kadar Özal kadar cüretkar olmasa da PKK ile gizliden masaya oturmak istiyordu. Öyle ki Çiller danışmanlığına getirdiği eski savunma bakanı Ercan Vuralan'ı 1995 Mart'ında Celal Talabani ile gizlice buluşması için Avrupa'ya yolluyor. Tansu Çiller hükümetinin isteği belliydi. Yeni bir ateşkes. Böylece Çiller Öcalan'a Talabani aracılığıyla ulaşarak Apo gel seninle bu işi masada halledelim. Kocanızı da görüşseydik. O muhabbeti Türkiye'de bıraktık. İyi tamam. Ateşkes istediğinizi duydum. Malumun ilamı. Bunun için gizli değil açık bir görüşme olacak. Yani diyalog istiyoruz. Sen önce ateşkesi ilan et, sıra onlara da gelir. Tamamdır, ateşkes ilan edilecek. Teşekkür ederim. Rica ederim başbakan. Biri başbakan mı dedi? Evet, biri başbakan dedi ve yeni başbakan Mesut Yılmaz oldu. Türkiye'de göz açıp kapayıncaya kadar hükümetin değişmesi elzemdi. Bu yüzden tahta Mesut Yılmaz oturunca görüşmeler tekrar başa sardı. Kim PKK'yı bitirirse tarih onu kahraman yazacaktı. Bu yüzden Mesut Yılmaz da olayı çözmek istiyordu. Bu sebeple Apo ile temas aradı. Öcalan Turgut Özal döneminden beri hep ciddiye alınmak istendi. Aracılar yerine bir subayınızı gönderin dahi demiştir. Bu sebeple Mesut Yılmaz hükümeti Öcalan ile olan teması TSK'ya bildirmişti. Öcalan resmi olarak ciddiye alınmaktan hoşlandı ve Mesut Yılmaz'ın elçisini kabul etti. Böylece görüşmeler ilk turda başarılı geçti. İkinci görüşmelerde sansasyonel bir olay oldu. 6 Mayıs 1996 günü Şam'da bir PKK okulunun yanında C4 dolu bir minibüs havaya uçurulmuştu. Efsanelere göre bu operasyonu Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım yapmıştı. Mahmut Yıldırım MİT tarafından transfer edilip Kırmızı Kod adıyla Suriye'ye sızmış, burada Öcalan'ı temizlemek için çalışmalar yapmıştı. Fakat Öcalan iki kere bu suikastten kurtuldu. Operasyona her ne kadar JITEM üstlense de Öcalan suçu Mesut Yılmaz'a atarak görüşmeleri sonlandırdı. İşte bu dönemlerde farklı bir sorun da hükümet ve ordu arasında yaşanmıştı. Zira bazı komutanlar Öcalan'la masaya oturmak istemiyordu. Teröristle müzakere edilmez şeklinde hükümeti eleştiren askerler hükümet PKK konusundan dolayı operasyonlarında sürekli yara aldı. Mesut Yılmaz'dan sonra iktidar koltuğu bu sefer Refah Yol hükümetinin başbakanı Necmettin Erbakan'a nasip oldu. Erbakan da kendinden öncekiler gibi iktidara gelir gelmez Öcalan'la temas aradı. Erbakan daha resmi takılarak Suriye hükümeti aracılığıyla Öcalan'a mektup gönderdi. Mektubunda şiddet dursun, savaşmayalım, sevişelim triplerine giren Erbakan'ın bu isteğine de olumlu cevap veren Öcalan olayla ilgili şöyle diyor. Erbakan döneminde çözüme yönelik girişimler oldu. Erbakan da Özal gibi silahlı güçlerin bir yere toplanmasını, silahların susmasını ve bundan sonra çözüm için görüşmelerin yapılacağını, çözümün konuşulacağını söyledi. Ben onu da kırmadım. Fakat Türkiye'de yükselen siyasal İslam Refah Yol PKK görüşmelerinde neticelendiremedi. Bülent Ecevit Başbakanlığında iktidara gelen yeni koalisyon hükümetinin Apo hakkında daha parlak fikirleri vardı. Zira artık Abdullah Öcalan gücünün büyük bölümünü kaybetmişti. Bu yüzden o ülke senin bu ülke benim pimpon topuna dönerek herkesin kucağına oturdu. Sıkı pazarlıklar sonucunda Türkiye Abdullah Öcalan'ı yakaladı, yargıladı, sonra asıp asmama konusunda kararsız kalınca İmralı'ya kilitledi. İşte böylece Abdullah Öcalan hikayesi de bitmiş oldu. Ama durun. Apo yakalanmış olsa da PKK varlığına devam edecekti. Terör saldırılarıyla milletin evlerine ateş düşürüp bağımsız Kürdistan hayaliyle yanıp tutuşacaktı. Ama ve lakin Apo'nun yakalanması PKK'nın kolunu bacağını kırmıştı. PKK artık eski hücünden yoksundu. Ama şimdilik. Dum 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 d